DT Akademi'nin kıymetli izleyicileri, bugünkü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir konumuz ve yeni ve yine önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mehmet Hayri Kırbaşoğlu bugün konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Onur verdiniz. Gerçekten sizleri karşımızda görmek, izleyicilerimizle birlikte sizleri dinleyecek olmak bizi heyecanlandırıyor. Değerli konuklar, Hayri Kırbaşoğlu hocamız 1954 yılında Manisa'da doğdu. 78'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı fakültenin hadis kürsüsünde asistan olarak doktorasını yaptı. 85-87 yılları arasında Suudi Arabistan İmam Muhammed İbni Suud Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Hocamızın yurda dönüşten sonra doçent olarak akademik hayatına devam ediyor. 86-88 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda danışmanlık olarak bir süre görev yapıyor. 99 yılında profesör unvanı alıyor. 98-2007 yılları arasında İslamiyet Dergisi Yayın Kurulu üyeliği. 2010-11 yılları arasında Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami Araştırmalar Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunuyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyeliğini 2022 yılına kadar sürdürüyor ve hali hazırda hocamız emekli olarak akademik çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda hocamızın tabii pek çok çalışması var. Özellikle de öne çıkan birkaç çalışmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Alternatif hadis metodolojisi, düstursuz çağa girenler, Müslüman olarak yenilenmek, Ehl-i Sünnet'in kurucu ataları, İslam düşüncesinde sünnet, İslami ilimlerde metot sorunu, ahir zaman ilmi hali, sünneti çağa taşımak gibi temel kitapları, tabii başka çalışmalar var, derlemeleri, çevirileri olmak üzere çok özgün bir CV'si var hocamızın. Hocam tekrar hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyoruz bu kadar güzel çalışmaları bizlere bıraktığınız için. Çok mutluyuz gerçekten. Bizler de öyle. Değerli dostlar, hocamız bugün bize aslında zaman geçtikçe ve modernizm dediğimiz zamanın kendi getirdiği bir takım belirsizlikler ister istemez din adına konuşanları ya da dinle meşgul olanları ya da dini açıdan en azından dini cenahta kendisini sorumlu tutan insanlarda bir takım kaygılar da ortaya çıkarıyor ve zaman zaman çatışmalar çıkıyor, zaman zaman yeni uygulamalara geçiliyor, yeni şeyler söyleniyor ve bu da ister istemez dinin doğasına ilişkin bir takım tartışmaları gündemimize taşıyor. Bu tartışmaların önemli bir unsuru da doğal olarak Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla ilgili, sözleriyle, eylemleriyle ilgili ve biz bugün modern anlamda sünnet kavramını nasıl algılamalıyız, nasıl anlamalıyız ve bu geçen zamana göre biz kendimizi buna nasıl adapte etmeliyiz? Bu konularda en fazla kafa yoran ve güncel şeyler söyleyen, günceli takip eden, bu anlamda bizleri ciddi anlamda zaman zaman düşündüren, yeni sorular sorarak da aslında zihnimizi bir anlamda konuya yakınlaştıran çok değerli bir hocamız var, Mehmet Hayri Kırbaşoğlu. Kendisi bugün bu konuyu çerçevelendirip bizlere bir seminer olarak sunacak. Hocam buyursunlar. Teşekkür ederim. Önce böyle güzide bir entelektüel ortamda bulunmak benim için gerçekten hem gurur vesilesi hem de mutluluk vesilesi. Latifeyle başlamak istiyorum. Emekli olduk. Etrafımda takılıyorum. Latife dedim arkadaşlar. Emekli olduk. Daha çok çalışmak için diye. Bunu söylerken de Halil İnalcık Hoca'nın en önemli kitaplarımı 80'inden sonra yazdım dediğini duydum ben. Ona özenti olarak Allah da ömür verirse inşallah hocamızın yolundan gitmek gibi bir niyetimiz de var. Ama gerçekten de çok zevkli bir emeklilik yaşadığımı söyleyebilirim. Deli gibi okuyarak önce tabiatıyla dağarcığı doldurmak, sonra da bunları ürüne dönüştürmek gibi bir niyetimiz var. Benim için bu gibi birliktelikler, toplantılar benim
sizlere sunacağım katkıdan çok daha fazla sizlerden edineceğim katkı benim için çok önemli oluyor. O yüzden ben öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum böyle bir organizasyondan dolayı. Bu konu biraz dini ilahiyat konusu gibi geliyor ama ben bunu aslında varoluşsal bir konu olarak gördüğümü söyleyerek söze başlamak istiyorum. Hatta 40 yıllık akademik kariyerimi tamamen bu belki şöyle bir program başlığına ekleme yapmak lazım. Küreselleşme çağında sünneti çağa taşımak. Çünkü çağımızın en önemli özelliklerinden birisi de küreselleşme denen bir olgu. Bu çağda sünneti çağa taşımak aslında artık giderek bireysel dindarlık konusu olmaktan çıkarak Garudi'nin tabiriyle gezegeni ve insanlığı yok oluşa götüren süreçler karşısında bir şeyler yapması gerektiğine inanan, düşünen bir entelektüel, bir ilim adamı olarak sünneti bu bağlamda 21. yüzyılda nasıl anlamlı hale getirebiliriz, nasıl ilham kaynağı haline getirebiliriz? Hatta birazdan üzerinde durmak mümkün olursa daha geniş aktarmaya çalışacağım. Müslüman olmayanlar için de Müslüman olmalarını beklemeksizin veya Müslüman olmalarını şart koşmaksızın Müslüman olmayanlar için de acaba onun bir çağdaş küresel meseleler özellikle krizler konusunda bir ilham kaynağı olabilir mi? Buna kafa yorarak ben akademik kariyerimi belirledim. Ve genelde projenin adı baştan belirlenir ve ilim insanı ve entelektüel o başlık altında çalışmalarını devam ettirir. Benimki biraz ters oldu. Şartlar öyle gerektirdi. Projenin adı Sünneti Çağa Taşımak. Aslında son çıkan kitabın adı o. Ama ondan önce projenin ana kitapları diyebileceğimiz burada masaya yığdım ama internette de zaten girilince bu eserler görülür. Aslında projenin ana kitabı diyebileceğimiz 5-6 kitabı var. Diğer kitaplar da onlarla yakından bağlantılı. Bu vesileyle de geleceğin akademisyeni arkadaşlara mutlaka ve mutlaka proje bazlı çalışmaları gerektiğini hararetle tavsiye etmek isterim. Hatta yine kendi aramızda fakültede şey yaparken meslektaşlarla projesi olmayanı ben ilahiyatçı veyahut da entelektüel saymama eğilimim var diye şakalaşıyoruz. Başarılı ilim insanlarının hemen hemen çoğu da projesi olan insanlar, Fazıl Rahman'dan, Hasan Hanefi'ye, Raja Garudi'den, Ali'ye baktığınız zaman veya hala isimlerini bilmediğimiz mesela Abdülillah Belkaziz, Caberi biliniyor Fas'ta ama Abdülillah Belkaziz gibi, Tayyip Tizini gibi Suriye'nin önemli bir entelektüeli veya Rıdvan Es-Seyyid gibi o kadar çok insan var ki hatta George Tarabişi gibi bunların hepsinin başarılarının sırrı proje bazlı çalışmaları, proje bazlı olunca, hedefleri belli olunca bu insanların bir tek şeye ihtiyacı var, zamana. Yani zamanı okuyup yazmak, okuyup yazmak. Ne yapacağı hedef duygusu kesin olduğu için bu konuda problemi yok. Dolayısıyla ben de İlahiyat Fakültesi'ne zaten böyle bir amaçla geldim. Ben esas fen kolu çıkışlıyım. Yani imam hatipli olamadım. Dindar bir aileden geldiğim söylenemez. Ortalama Ege. Dondurmam kaymak veya iftarlık gazoz filmindeki Ege aile veya kültür tipi neyse böyle bir kültürden geldiğimi söyleyebilirim. Tamamen idealizm uğruna fakülteye geldim. Bu ara bir parantez açayım. Fakültenin 75. yılı için fakültedeki bütün öğretim üyelerinin kısa özgeçmişlerini içeren bir çalışma var da orada dikkatimi çekti. En son Beyza Hanım rahmetli oldu geçen gün daha 3-5 gün. Hemen hemen hocaların büyük çoğunluğu ilahiyat dışındaki dallara Talat Hocam tıp beyi bırakıp gelmiş. Beyza Hanım kimya mühendisliğini bırakıp gelmiş. Ben çoğu böyle bu aslında çok önemli bir farklılık. Yani Ankara ilahiyatı biraz da farklı kılan bu formasyonlardaki çoğunluğu ama Beyza Hanım dahil hepsi bir idealizm uğruna gelmişler. Ben de öyle. Ben İslami hareketler 70'li yıllarda başlayınca o hareketlerin içinde bulundum. Siyasi kısmında da, diğer sivil kısmında da. Talebe olaylarında çok sıcak yaşandığı bir dönemdi. İslami hareket bir yerde sünnet hadis alanında tıkanmaya maruz kalacak diye bir kendimce bir tespitte bulunmuşum demek ki. Çünkü Kur'an konusunda İslam dünyası son yüzyılda daha başarılı. İnşallah başka bir programda bunu da bir
tartışmakta yarar var. Ama aynı başarı Kur'an araştırmaları alanındaki performansı sünnet hadis alanında İslam dünyası maalesef gerçekleştirme imkanını bulamadı. Ben bunu hissettiğim için başta Türkiye'deki İslam hareketler, siyasal İslam da dahil, bunlara da katkı olsun diye böyle bir amacı da düşünerek aslında projeyi gerçekleştirdim. Tabii ki toplumsal boyutu var, bireysel boyutu var. Ondan sonra dolayısıyla burada kısaca anmadan olmaz. Yani zamanımız dar biliyorum ama Bekir Demirkol hocamız, Allah rahmet eylesin, onun rolünü özellikle anlatmak istiyorum. Fazıl Roman'ın Türkiye'deki iki talebesinden birisi Bekir Demirkol, Alp Aslan'la beraber, ama daha 10 sene hocayla kalmış. Doktorasını tamamlayamadan Türkiye'ye dönmüş. Benim çok sevdiğim bir ağabeyim. Bir yıl boyunca beni sürekli bombardımanı tuttu, telkinle tabi tuttu. Fazıl Roman'ın da İslam düşüncesinin, tarih boyunca İslami metodoloji sorununda ele aldığı konular sünnetle ilgili, Türkiye'deki sünnet ve hadisle ilgili meseleleri, hayri çözersen sen çözersin. Bir sene beynimi yıkadı resmen. Onun ısrarı üzerine dayanamayıp ilk defa İslam Araştırma Dergisi'nde klasik sünnet tanımlarının eleştirisi diye bir makale yazdım. Beklediğimden çok daha fazla teveccühe nail olunca o makalenin sonunda bir sünnet tanımı da geliştirmeye çalıştım ben. Onun üzerine bu tanımı da şerh etmen iyi olur dediler. Onun üzerine ikinci bir makale yine İslam Araştırma yayınlandı. O daha da büyük bir teveccühe mazhar olunca artık bu işi bir proje dahilinde, geleceğe yönelik proje dahilinde yapmam gerektiği kanaati hasıl oldu. Ve ondan sonra çalışmalar başladı. İlk kitap olarak İslam Düşüncesi de Sünnet kitabı çıktı. Bu dedim ya, bu şeyde hani proje bazlı çalışınca işiniz kolaylaşıyor. Bunun girişinde hemen 15. sayfada ne yapmak istediğimi anlatmışım. Diyorum ki burada sünneti bu çağda anlamlı hale getirmek, hem Müslümanlar hem Müslüman olmayanlar için bir ilham kaynağı olabilmesi için yapılması gereken çalışmaları 8 başlıkta yapacağımı topluma vaat etmişim. Bu arada onu da söyleyeyim, projenizin olması yetmiyor. Benim kanaatim projenizi mutlaka kamuoyuna ilan etmeniz gerekir. İlan etmenizin şöyle bir faydası var. İlan etmediğiniz zaman, zihninizde kaldığı zaman gevşeme ve o projeyi yarıda bırakma ihtimali olabilir. Ama benim gibi ilan ettiğiniz zaman, bu kitapta bu bir ilandır zaten, el aleme rezil olmamak için mecburen bu projeyi tamamlayamadan ölürüm korkusuyla bütün gücünüzü, şeyinizi çalışmalarınıza yönlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Ben de Son Sünneti Çağa Taşımak kitabıyla %90 oranında verdiğim sözü tutmuş oldum. %10'luk bölümü var. Onu da önümüzdeki yıllarda Allah ömür verirse tamamlama niyetim var. Burada özetle sünnet tanımı, kavramı ve tanımı. Birinci problem sünnetten ne anladığımız. Bu konuyu bu kitapta geniş olarak ele aldım. En önemli problem bir tanımlar ve kavramlar bizim dünyaya bakışımızı belirliyor. Dolayısıyla tanımlar, kavramlar yanlış olunca sünnete de diğer pek çok alana da şaşı bakıyoruz. O yüzden çok çok önemli bir alan. Bir bölümde bunları ele aldım bu kitabın. Sonra sünnetin konumu, dindeki yeri çok tartışılıyor biliyorsunuz. İşte sünnet olmadan olur mu, hadisler olmadan olur mu, sadece Kur'an yeter mi vesaire gibi. Bu konuda da olabildiğince objektif davranmaya çalıştım ve her iki tarafında kabaca İslam'ın erken döneminden itibaren başlayan sünnet hadisle ilgili tartışmalarda tarafların delillerini, bu delillerden tutarlı olanlar, olmayanlar ve olabildiğince de bir uzlaşmacı bir yol bulmaya da çalıştım. Tabii ki bunu zorlamaya başvurmaksızın, olabildiğince makul biçimde yapabildiğim ölçüde bu gerilimleri, asırlardır süren çatışmalara yol açan bu gerilimleri hafifletmeyi de amaçladım. Sonra sünnetin mahiyeti, biliyorsun sünnet vahiy midir değil midir, hadisi kutsiler vesaire gibi. Bunlar ilk bu üç konu İslam düşüncesi, sünnet bu kitabın konusu. Sonra sünneti ortaya koymada kullanılacak malzeme. Genelde sünnet dediğimiz zaman hemen hadis rivayetleri aklımıza geliyor. Halbuki sünnetin birinci kaynağı, en üst nihai kaynağı Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Çünkü bir kimse Hazreti Peygamber neye inanırdı, nasıl düşünürdü, nasıl eylerdi, onun inanç, düşünce ve eylem dünyasına yön veren değerler nelerdi, bu soruların cevabını arıyor ise bunu ilk soracağı yer Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece bir
kutsal kitap değil, tarihi belge niteliği de var. Hazreti Peygamber'in siyerin yani en önemli kaynağı. Nitekim daha sonraları bunu fark eden Muhammed İzzet Derveze Suriyeli mesela Kur'an'a dayanarak Hazreti Peygamber'in hayatını yazma tecrübesine de girişmiştir. Hazreti Muhammed'in hayatı diye. Yine heykel de yine büyük ölçüde Kur'an merkezli olarak Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed'in hayatı kitabında böyle bir yaklaşım denemiştir. Dediğim gibi mantıken de normatif olarak da, teolojik olarak da Hazreti Peygamber'in inanç, düşünce ve eylemlerine yön veren ve nihai belirleyici en üst otorite Kur'an olduğu için Kur'an'ı bir tarafa bırakarak Hazreti Peygamber'i anlamak, öğrenmek mümkün değil. Bunları biraz tartıştım. Tabiatıyla en problemli alan rivayet malzemesi. Bizim hadis, siyer, magazi, şemail kitaplarındaki rivayet malzemesi. Bu rivayet malzemesinin de sorunlarını ele almak için bir tek kitap planladım. Fakat sorunlar o kadar yoğun ki bu tek kitap içerisinde ele alınması mümkün olmadığı anlaşılınca ikiye bölmek zorunda kaldım. Aslında alternatif hadis metodolojisiyle İslam düşüncesi hadis metodolojisi tek kitap olacaktı. Fakat bugüne kadar gelen hadis kültürünü ve hadis literatürünü değerlendirmek müstakil bir kitap gerektirdi. Hatta bunun ikinci bölümünde Sünni dünyanın özellikle hadis literatürünün rivayetlerin durumu, güvenlik durumu nedir? Ayrıca bu rivayetlerin doğrusunu sağlamından ayırmak için uygulanan yöntem ne kadar başarılıdır? Bunu sorgulamak için ikinci kitabı yazmak zorunda kaldı. Sonra bugün 21. yüzyılda yaşayan bir Müslüman olarak rivayet malzemesi konusunda nasıl bir yol takip etmemiz gerektiği konusunda ikinci kitap, üçüncü bir kitap olarak alternatif hadis metodolojisi. Bunda bu defa farklı bir yol izlemeye çalıştım. Burada Şii, Sünni, Zeydi, İbadi, Mutezili demeksizin klasik çağdaş İslam geleneğinde bütün ürünleri süzerek orada 21. yüzyılda hangi ekole, hangi şeye mensup olursa olsun çünkü rivayet malzemesi bütün geleneklerin ortak malzemesi nasıl bir yol izleyebileceklerine dair bir kendimli yol çizmeye çalıştım. Sonra bununla ilgili olarak bir takım metodolojik sorunları İslam ilimlerde metot sorununun ikinci bölümünde özellikle tartışmaya çalıştım. Bu iki kitapta ele alamadıklarımı. Sonra biraz takdim oldu. Diyelim işte Hazreti Peygamber'den gelen Kur'an malzemesi, rivayet malzemesi. Bu malzemenin sağlam olduğundan iyi kötü emin olduk. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Bu konuda bir örnek olsun diye eskimez yeni Hazreti Peygamber sünneti diye bir başka şey. Bu tabii çok basit bir halka yönelik bir örnek ama bunun şöyle bir önemi var. Mesela sistematiği bile, sistematik de çok önemli. Klasik dini kitaplarda hep namaz, abdest, oruç konuları öne çıkar. Ben bu piramidi tam tersine çevirdim. Namaz, abdest, oruç konusunda İslam dünyasının fazla problemi yok ama temel kavramlar, zihniyet, metot, İslam'a bakış bu konularda ciddi problemler olduğu için ben tamamen İslam'ın temel kavramlarından özellikle toplumsal alana inerek namaz abdestini en sonuna attım kitabın. Onlarla ilgili 52 tane hadisin kısa kısa şerhi, bu da nasıl yorumlayabiliriz konusuna örnek olsun diye. Ama bunun metodolojisini son kitap sünneti çağa taşımak burada hem nispeten bu Hazreti Peygamber'le ilgili bilgi veren kaynaklara nasıl yaklaşacağımız özet olarak çünkü önceki kitaplarda vermiştik. Hem de bu malzemeyi nasıl anlayıp nasıl yorumlamamız gerektiğine dair örnekler. Tabii burada bir kitap daha eksik, onu raftan getirmeyi unutmuşum yine. Müslüman kalarak yenilenmek, sünneti çağa taşımaktan önce orada da tarihsellik yaklaşımı, yerellik yaklaşımı, bağlamsallık yaklaşımını merkeze alarak yine Kur'an ve sünnete 21. yüzyılda nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bir deneme idi. Bunların ışığında Hazreti Peygamber modelini ortaya koymak için yapılması gereken çalışmalar, terminoloji, bakın terminoloji, epistemoloji ve metodoloji. Bu üç çok çok önemli. Terimler o kadar önemli ki bugün İslam dünyasında da ülkemizde de
bir sağırlar diyaloğu yaşanıyor ve bunun en temel sebeplerinden bir tanesi bu terminoloji. Halbuki geleneksel cedel ve münazara alanında bile geleneksel ulema birisiyle bir diyalog kurabilmemiz için iyi kötü kavramsal çerçeve konusunda bir mutabakatın olması gerektiğini söyler. Veya epistemolojik alanda bir ortak alan metodolojide olmayabilir ama iyi kötü bir ortak payda olması gerekir. Maalesef bunlar sağlanmadığı için 15 asırdır aynı konular, yani İbn-i Kuteybe'nin talebeliğimin son yıllarında çevirdiğim hadis müdafası diye tevil-i muhtelefil hadisindeki tartışma konularına bakın değerli hocam, İsmet hocam ve değerli izleyiciler. Bir de günümüzde bugün tartışma konusu olan başlıkları bir sıra yapın. Bunu şu anda bir doktora dersimizde yapıyoruz bu listeyi. İnşallah ileride yayınlarız. Neredeyse 13 asırdır aynı konuları hiçbir müspet gelişme olmaksızın, sonuç almaksızın tartışıyoruz. Yani patinaj yapıyoruz. Ya bu normal bir şey değil. Bir ümmet 12-13 asır aynı şeyleri aynı şekilde, aynı tarzda hiçbir sonuç almadan tartışıyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Ben biraz da işte yaptığım çalışmalarda terminoloji, dediğim gibi herkes kendi kavramını netleştirmeli. Karşıdaki insan aynı kavrama, aynı anlamı yüklemiyorsa onunla tartışmasının bir anlamı yok. Yine metodolojik bahisler, epistemolojik konularda farklıysa önce epistemolojik alanda iyi bir ortak zeminin oluşması lazım. Metodoloji tabii bunların üzerine bina ediliyor. Ben bu çerçevede bir hazırlık olsun diye bu çalışmaları dediğim gibi İslam dünyasının tamamındaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak sadece Sünni dünyayı, hatta Sünni dünya dediğimiz Sünni dünyanın içinde de Hanefi, Şafii bir sürü alt gelenekler var. Bunların herhangi biriyle sınırlı nano gelenek dediğim nano gelenek perspektifinden değil, tam tersine mikro Hanefi, mikro Sünni geleneği de aşan ama onu da içeren makro İslam geleneği dediğim bütün 5 ana ekol, Şii, Sünni, Zeydi, İbadi, Mutezili ekolleri, bunların tamamının sünnet hadis alanındaki birikimlerini oradan süzerek 21. yüzyılda bize kendimize bir yol haritası çizmeye çalıştım. Sadece bununla da yetinmedim. Bu yazdığım kitaplarda vardığım sonuçları hem test etmek hem de derinleştirmek için aynı zamanda bu saydığım ekoller ve alt ekollerin tamamının sünnet hadise yaklaşımına dair master doktora tezleri yaklaşık 50'ye yakın arkadaşla çalıştık. Bunların büyük kısmı yayınlandı. Bunlar da aslında projenin yan ürünü sayılabilir. O yüzden proje çok önemli. Eğer bir projeniz varsa akademisyen olarak bilimsel çalışmaları özellikle yüksek lisans doktora tezlerini de yönlendirerek tek başınıza yapmaya kalksanız 200 yılda yapacağınız çalışmayı bu 50 öğrenci sayesinde daha kısa bir sürede yapıp bunların üzerine kendi teorilerinizi de bina edebilirsiniz. Hatta yaptığımız her tezde tezlerin sonuçlarını da önceki yapılan tezlerle mukayese ederek çapraz testler de yaparak daha sağlıklı bir yönde ilerlediğimizden emin olmaya çalıştık. Şimdi bunlar peki bu çalışmanın sonucunda henüz yazmadığım başka perspektifler, bakış açıları da oluştu. Bunlarla ilgili de bir kısa bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi bir özet yapacak olursak bu çalışmalar adeta Hazreti Peygamber'in nebevi paradigmasını, modelini, öğretisini 20. yüzyılda sadece Müslümanlara değil ve Müslümanlardan sadece belli bir mezhebe, ekole mensup olanlara, coğrafyaya değil, bütün İslam dünyasına sunmak, onunla da kalmayıp İslam dünyasının dışında ki insanlardan da özellikle Garudin'in işaret ettiği gezegeni ve insanlığı yok oluşa götüren süreçler karşısında vicdanını yitirmemiş entelektüellerin, arayış içinde olan entelektüellere ilham kaynağı olabilecek bir model olarak sunabilir miyiz diye bu modeli, daha doğrusu bu çalışmaları yapmaya çalıştım. Nitekim burada sanıyorum sünneti çağa taşımakta hangi maddede bir içerik kısmı bayağı bir geniş. Orada sadece evet
274. sayfada 28. maddede sünneti Müslüman olsun olmasın herkes için bir hayat tarzı olarak sunmak diye bir başlık koymuşum. Dolayısıyla ben artık mesele sadece Müslümanların iç meselesi olmaktan çıkarak dedim gezegeni ve insanlığı ilgilendiren küresel krizler bağlamında tabii ki Kur'an'ı da İslam'ı da ama özellikle Hazreti Peygamber'i ele almak gerektiği noktasına geldim. Tabii bunda şöyle bir şey de var değerli hocam. Akademisyen olacak, çağının çocuğu olacak, çağının dertleriyle dertlenecek, projesi olacak, projesini ilan edecek falan. Fakat bunun yerine bir şey daha eklenirse çok daha alülala oluyor İsmet hocam. O da aktivizm. Eğer yapabilen hocalarımız aktivistlik alanına da inerlerse ki benim Irak'ın işgalinden sonra biliyorsun Doğu Konferansı girişimi için o gruba dahil oldum. O Orta Doğu'daki hemen hemen bütün ülkeleri gezme imkanım oldu. Zaten Orta Doğu'yla yakın bağlantım var. Oralarda öğretim üyeliği yapma fırsatım da oldu. Hala da Doğu Konferansı döneminden kalma bağlantılarımız devam ediyor. Ben de zaten zaman zaman fırsat buldukça Orta Doğu'ya özellikle akademik, entelektüel ve genel politik amaçlarla ziyaretler gerçekleştiriyorum. Bu alan tecrübesinin sizin akademik tecrübenize inanılmaz bir katkısı var. Yani sadece Fildi Fikule'de odalarımızda masa başında literatüre dayalı çalışmalar yapmak değil. Doğrudan alana indiğiniz zaman aynı zamanda o size inanılmaz ufuklar açıyor. Bunun için de dediğim gibi yani çeşitli oluşumlar var sivil toplum alanında. Bu oluşumlardan herhangi biri içerisinde mutlaka ve mutlaka İslam dünyasının olabildiğince yerinde tanımaya çalışmak sizin akademik vizyonunuza da inanılmaz katkılarda bulunuyor. Biraz da benim bu şekilde daha küresel, bölgesel ve küresel konulara daha fazla eğilmemin bir sebebi de aslında bu yaşanmış olan tecrübeler. Şimdi burada sünnet tanımı derken dediğim gibi bu nebevi paradigma modern dille konuşacak olursak nebevi model. Model dediğimiz zaman çok önemli yaşanmış bir şeyden söz ediyoruz. Bir teoriden değil. Ama bu model 15 asır önce yaşanmış model. Yaşanmış, başarılı olmuş, başarılı olduğu test edilmiş bir model. Şimdi yapılacak olan bu modeli bir ilham kaynağı olarak almak. Ama bunu sadece ilham almak yetmiyor. Bu modeli 21. yüzyıl şartlarında yeniden bir şeye tabi tutmak, yeni bir yoruma tabi tutarak yeniden bir versiyonunu, son bir versiyonunu oluşturmak, temel sünneti çağa taşımak dedim. Bütün amaç bu. Şimdi bunun için öncelikle sünnet tanımı yapmak gerektiğini söyledik. Genelde sünnet Hazreti Peygamber'in işte yaptıkları, ettikleri, sözleri, taklitleri çok yaygın tanımlar fakat bunlar çok yanlış anlaşılmaya müsait ve çok olumsuz sonuçlara yol açan tanımlar. Bunları uzun uzun ben ilk kitapta tartıştım. O yüzden detaya girmek istemiyorum ama benim kendi sünnet tanımım şöyleydi. Onu belki burada okumamda yarar var. Hani nasıl 21. yüzyılda nasıl bakmak gerekir sünnete diye. Yani ezberden de okuyabilirim ama buradan okumam daha yararlı olabilir. Burada yeni bir sünnet tanımının için geliştirilemediği fıkıhçıların tanımı, hadisçilerin tanımı, usul, uzun uzun bunlar sünnetin nihai amacı vesaire eksiklikleri şeyleri var. Ben sadece sonuç kısmına hatta mesela sünnetle ilgili buralarda bazı şamalarım da vardı. Onları ben kullanamadım. Mesela şöyle bir şey var. Geleneksel algıda Kur'an ve sünnet ayrı birer entite. Halbuki olması gereken Kur'an'ın bir adeta tomurcuk, sünnet onun açılmış şekli, gonca şekli yani çekirdeğinde Kur'an'ın olduğu bir şey yapı. Dolayısıyla şöyle tanımlamaya çalıştım ben, çağdaş ihtiyaçları ve şartları da göz önünde bulundurarak Hazreti Peygamber'in kendi döneminde İslam toplumunu akide, ibadet, tebliğ, eğitim, ahlak, hukuk, siyaset, ekonomi gibi çeşitli alanlarda, kısacası bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere hayatın her alanında yönlendirip yönetmede Kur'an başta olmak üzere
esas aldığı ilke ve prensipler bütününü oluşturduğu bir zihniyet ya da dünya görüşüdür. Burada kelimelerin hepsi tek tek özenle seçildi. Kısaca ben bunları izah etmeye çalışıyorum. Vaktimiz dar. Çünkü bir aktarmak istediğim başka hususlar da var. Bir kendi döneminde, niçin kendi döneminde diyorum? Çünkü Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra da ben Hazreti Peygamber rüyada gördüm. Öyle şöyle dedi gibi Hazreti Peygamber dönemi hakkında kitaplarda olmayan bilgilere sahip olduğu iddiaları var. Bilhassa tasavvufi çevrelerde. Bu İslam uleması baştan beri bu kapıyı kapatmıştır. Ben de bunu kapatma anlamında yaptım. Sebebi de şu, bu bilgiler test edilmesi mümkün olan bilgiler değil. Yani bilimsel olarak, şimdi hadis rivayetini kaynağına bakarsın, isnadına bakarsın, ravisine bakarsın, metin tenkidi yaparsın, iyi kötü fikir edinirsin. Ama bir adam peygamberi rüyada görmeden de gördüm diyebilir veya gördüğü peygamber olup olmadığı meçhuldür. Yani o kadar sübjektif bir şey ki, başta şatibi olmak üzere bu gibi objektif olmayan, yani bilimsel incelemeye konu olamayacak bilgi kaynaklarını kapıyı kapatmıştır. Bireysel olarak insanlar kendi iç dünyalarında buna itibar edebilir ama bütün Müslümanlar için bir normatif, özellikle bir dini alanda bir anlamlı bir bilgi kaynağı olarak sunulması doğru olmadığı için bunu özellikle Hazreti Peygamber'in kendi döneminde İslam toplumunu dedim, bakın burada sünnetin sadece bireysel dindarlık nesnesi olmadığını vurgulamaya çalışıyorum. Bugün ise İslam toplumlarında işte sakaldan şalvara, sarığa, efendim tesbihe, ne bileyim bir Nurettin Topçu'nun tabiriyle din matematiği der o. Şunu yaparsam şu kadar sevap, bunu yaparsam bu kadar sevap. Genelde bu şekilde algılanışı çok fazla yaygın. Halbuki sünnet bütün insanlığı yeryüzünde kendi değerlerini insanlığa sunmak üzere bir projedir. Kuntum hayra ummetin uhricet linnasi. Yani sadece Müslüman değil, bütün insanlığa sunulacak prensipleri son olarak Allah önceki peygamberler aracılığıyla insanlığa sunduğu prensipleri, hatırlatmaları son olarak Hazreti Peygamber aracılığıyla hatırlatmıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu son hatırlatmasının muhatabı sadece Müslümanlar değil, aynı zamanda Müslüman olmayanlardır. Çünkü Müslüman olmayanlar da Kur'an'a veya İslam'a iman edip kelime-i şehadet getirmeksizin de onlar bunlardan yararlanabilir. Bunun önünde hiçbir imkan yok. Zaten buna dair çok örnek var. Bunu sorular kısmında soru gelirse geniş olarak aktarabilirim. Sonra işte akide, ibadet, tebliğ, yani sünnetin hayatın tamamını kuşatan bir alan olduğunu, her alanda bize bir takım konularda rehberlik edebileceğini vurguladım. Kısacası bireysel, toplumsal, evrensel. Sünneti çağa taşımak adı aslında bireysel plandan ziyade toplumsal, hatta evrensel boyutunu daha fazla vurgulamak gereken bir başlık. Nitekim birazdan onlara kısaca temas edeceğim. Niçin daha önemli bilhassa küresel boyutu? Çünkü gerçekten de bir pek çok bilim insanı da söylediği gibi gezegen ve insanlık bir altıncı yok oluşun eşiğine gelme riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla öyle bir dönem gelebilir ki artık sizin İslam'dan bahsedecek bir insanlık da yeryüzünde kalmayabilir. Gezegen yaşanılmaz hale gelebilir. Birazdan onu kısaca nedenlerini anlatacağım. O bakımdan evrensel boyutu daha da öne çıkıyor. Hayatın her alanda yönlendirip yönetmede. Şimdi sünnet hep normatif, yap yapma, helal, pardon, caiz, haram vesaire kavramlarıyla algılanmaya çalışılıyor. Halbuki aynı zamanda Hazreti Peygamber bir zihniyet taşılamaya çalışıyor. Bir eğitim de veriyor. Bir bakış açısı veriyor. Eşyaya, tabiata, tarihe, topluma, kadına, ekonomiye nasıl bakacağımız konusunda da yönlendirmeleri var. O yüzden sadece fıkhın konusu olan yap yapma şeklinde değil, aynı zamanda bir yönlendirme faaliyeti de içeriyor sünnet. O yüzden onu vurguladım. Sonra Kur'an başta olmak üzere diyorum. Burada hem Kur'an'ın merkezi rolüne vurgu yapıyorum. Başta derken diğer kaynaklar da olduğunu ima ediyorum zaten. Bunlar birazdan gelecek. Kur'an'dan sonra ikinci kaynak, çoğu Müslümanın, hatta belki 1,5 milyar İslam dünyasında anket yapsak çok ezici çoğunluk. Kur'an'dan sonra, hadi Kur'an'ı birinci kaynak olduğunu bilen, düşünenler var diyelim. İkinci kaynak nedir derseniz hemen hadis kitapları gelecektir. Halbuki hadis kitaplarından önce, hadis kitaplarından daha önemli ve daha güvenilir bir başka kaynak daha var Nebevi sünnetin. O da yaşayan sünnet denilen veya
klasik usul ulemasının sünen-i mütevatire, sünen-i mütevarise, sünen-i ameliye, sünen-i fi'liye dediği Müslümanların Hazreti Peygamber döneminden beri nesilden nesile uygulamalı olarak aktardığı ve hala bu aktarımın devam ettiği, kitlesel aktarım yoluyla aktardığı değerler, normlar, davranış kuralları, bakış açılarıdır. Bunlar sorular kısmında bunları açabilirim. Dolayısıyla bu prens olmak üzere yani Kur'an, yaşayan sünnet, sonra bu ikisiyle uyum arz eden rivayet malzemesi, yani bunlar kapıyı kapatmamışız. Bunlar olmak üzere Peygamberimizin esas aldığı ilke ve prensipler. Bakın burada da bilinçli olarak, çünkü bugün günümüzde sünnet anlayışı dendiğimiz zaman birebir peygamberi taklit etmeye özellikle şekilcilik ağırlıklı bir eğilim var dindar çevrelerde. Tam tersi, ben ise peygamberin bütün inanç, düşünce ve eylem dünyasının dayandığı ilke ve prensipleri ortaya çıkarmak, sonra bu prensipleri bugünün ışığında yeniden yorumlamak gerektiğine işaret için ilke ve prensiplere işaret ettim. Ama bu ilke ve prensipleri tek tek tespit etmek de yetmez. Çünkü bu ilke ve prensipler bir araya geldiği zaman buradan inanılmaz bir karışım çıkıyor ve bu karışım bir zihniyet veya dünya görüşünü oluşturuyor. Esas olan bu dünya görüşünü oluşturmaktır. İşte Hazreti Peygamber böyle bir dünya görüşünü sahabe-i kirama aşılayan bir insan olarak bunu aşıladığı zaman artık o insanlar inanılmaz bir, adeta nükleer bir santral gibi yeryüzünde İslam'ın mesajını yaymak için neler yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda peygamberin özellikle küresel, toplumsal ve küresel boyutuna vurgu yapmak gerekir. Ayrıca peygamberin yapıp etmelerinin tamamının sünnet olduğu şeklindeki algı çok yani mahsurlu bir algı. Çünkü Hazreti Peygamber'in tebliğ, dini tebliğ adına yapıp etmeleri sünnet kavramının içerisine giriyor. O yüzden bir şeyin sünnet olduğunu belirlemek için ne yapmalıyız? Şu 2-3 kriter verebiliriz. Bir, peygamber peygamberin yapması yetmez. Peygamber onu tebliğ, dini tebliğ adına veya peygamberlik görevi gereği yapması olacak. Bu da yetmez. İki, o davranışın Müslümanlar için de bağlayıcı olduğunun bilinmesi gerekir. Yani bir şey yapar ama kendisiyle ilgilidir veya özel bir kesimle ilgili olabilir. Biz Müslümanlara yönelik olduğunu bilmemiz lazım. Bu da yetmez. Bu bize yönelik olan bu öğretinin ne tür, yani kesin yapılması mı gerekiyor? İsteğe mi bağlı, değil mi? Yani bizim efal-ü mükellefin dediğimiz İslam geleneğinde bunların da detaylandırılması. Bunun dışında Hazreti Peygamber'in 15-20 sıfatla ortaya koyduğu eylemler var. Usulü fıkıh uleması bunları bahsediyor. Normal bir beşer olarak, yani bağlayıcı olmayan, peygamberlik görev alakalı olmayanlar sünnet kapsamının dışında. Ama ilginçtir, İslam dünyasında tam da bu ulemanın sünnet kavramının dışında olduğunu söylediği konuları ısrarla ve birinci sıraya alarak İslam dünyası şu anda sünnet adına gündemde tutmaya çalışıyor. Bu da toplumsal ve küresel boyutun gözden kaçırılmasına yol açıyor. O yüzden Garudi de haklı olarak kitaplarında İslam dünyasının imanın sosyal boyutunu kaybettiğini söyler. Gerçekten de 21. yüzyıl İslam dünyası sosyal boyutunu, bırakın küresel gelişmeleri, imanın sosyal boyutunu dahi bırakmış vaziyette veya İkbal'in tabiriyle Allah Resulü bize akıl bıraktı, kıl bırakmadı tabirinde yaptığı eleştiri haklı çıkarırcasına dinde belki son sırada bile yer almayacak konuların sünnet adına gündemde tutulduğunu biraz da dindar muhafazakar çevrelerde biliyoruz. Bunun örneklerini İslam düşünü sünnetin ilk bölümlerinde bol bol görebilirsiniz. Orada ben sadece kitapları değil takvim yapraklarına varıncaya kadar tarama yaptım. Bununla da yetinmedim. Öğrencilerim üzerinde de isim yazdırmadan anketler yaptım. Çünkü onlar Türkiye'nin farklı bölgelerinden geldiği için o şehrin sünnet telakkisi hakkında iyi kötü fikir veriyor idi. Bu tip alan araştırmalarından da yararlanarak burada hem ülkemizde hem İslam dünyasında nasıl bir sünnet algısı var, bunu kaynaklarıyla, örnekleriyle koymaya çalıştım. Dolayısıyla peygamberin her yaptığı sünnet kapsamına girmediğini altını kalın bir çizgiyle çizmek gerekir. Mahiyet olarak da dediğim gibi
Peygamberin sünnetinin vahiy ürünü olduğu iddiası tarih boyunca sünnete değil de rivayet malzemesine yönelik eleştirel tutumları bastırmak için ortaya atılmış gibi görünse de aslında Hazreti Peygamberin sünnetinin vahiy ürünü, Kur'an gibi ayrıca bir vahiy ürünü olduğuna dair iddianın dayanakları oldukça zayıf. Bunu da yine İslam Düşünür Sünnet'in 3. bölümünde geniş olarak tartıştım. Oralara bakabilir. Böyle bir imkan var. Tabii ki Kur'an'ı vahyeden Allah peygamberine başka konuda niye vahyetmesin? Ancak şunu İslam uleması da atlıyor. Bugünkü dindar kesimlerde bir şeyin imkanı vukuunu göstermez. Yani bir şeyin mantıken mümkün olması fiilen de vuku olduğunu göstermez. Mantıken mümkün olan bir şeyin fiilen vuku bulduğunu iddia edebilmek için kesin bilgi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu konu açıkça söylese amenna. Bazı ayetlerden yorum yoluyla çıkarılmaya çalışılıyor fakat bunların çoğu da zorlama. Dedim bunları detayıyla geniş geniş İslam düşüncesinde sünnette tartıştığım için oralara girmek istemiyorum. Büyük ihtimalle sünnet yani Kur'an-ı Kerim'in açılımı tomurcuk ve gonca örneğinde verdiğim gibi tabiatıyla Hazreti Peygamber kendi toplumunun kültürel uygulamaları, örf bunlardan İslam'a aykırı olmayanları da bir şey olarak almıştır. Bunların en tipik örneği işte diyettir mesela yüz devedir. Bunlar cahiliyeden gelen bir takım uygulamalar ama cinayetler konusunda toplumsal vicdanı tatmin ettiği için ve adalete uygun görüldüğü için Hazreti Peygamber tarafından bunlar onaylanmıştır. Bununla da ilgili çok çalışmalar var. O konuda arzu ederse soru cevap kısmında bilgi verebilirim. Kaynakları konusunda kısaca 10 kaynak teorisi diye bir şey geliştirmeye çalıştım ama şu anda hepsini sıraladım. Şu anda Müslüman olmayan Müslümanların kaynakları başta Kur'an-ı Kerim sünnetle ilgili sonra yaşayan sünnet sonra Siyer, Magazi, Şemail ve hadis kitapları bunun dışında Hazreti Peygamber dönemine ait olduğu söylenen işte etnografik, antropolojik malzeme varsa işte bazı Topkapı Sarayı'ndaki bazı unsurlar, bazı Hazreti Peygamber dönemine ait olduğu söylenen belgeler, tabii ki bunlar karbon analiz yöntemleriyle o döneme ait olduğu kesinleştiği takdirde delil olarak kullanılabilir. Ama çok önemlisi Hazreti Peygamber'le çağdaş ondan az önce veya az sonraki döneme ait Müslüman olmayanların kaynakları, Süryanice, Kıpça, Grekçe ve diğer dillerde kaynaklar. Bununla ilgili de sadece ilgilenenler için bir örnek olsun da Robert Hoyland'ın Seeing Islam as Others Saw It. Seeing Islam as Others Saw It. Şey olursa, olsa kitabı da göstereyim. Kütüphanede var. İslam'ı başkalarının gördüğü gözle görme. Bu kitapta 150'ye yakın Müslüman olmayanların İslam'ın zuhuru dönemine dair metinlerini kullanıyor. Müslümanların yazılı kaynaklarla çaprak test yaparak ve sonuçta Müslümanların kitaplarında verdikleri bilgilerin Müslüman olmayanların aynı konuda verdikleri bilgilerle çaprak test edilerek kullanılabileceğini söyleyerek aşırı septik batıdaki oryantalistlere karşı böyle bir teklifi var. Şimdi bunun artık son satırları, son yargı cümlelerini okumak suretiyle bitirmek istiyorum şeyi. Süremizi aşıyoruz çünkü. Şimdi yapılması gerekenler neler? Sünneti çağa taşımak için. Bir, sünneti bireysellikten çıkarıp toplumsal ve özellikle küresel meseleler ve krizler bağlamına oturtmak. Bir. Onun için de Hasan Hanefi'nin güzel bir tabiri var. Allah rahmet eylesin. Bugüne kadar uygulanan yöntem yani işte Kur'an tefsirinden, ayet hadis şerhlerinden hareketle toplumdaki, dış dünyadaki meselelere çözüm üretmek ama 15 asır boyunca dini metinlerin yorumlanması konusunda inanılmaz çabalar sergileyen İslam dünyası maalesef realiteyi yani vakayı analiz konusunda aynı başarıyı sağlayamadı. Nitekim vakayı, şimdi İslam dünyasının şu andaki krizleri siyasi, ekonomik, kültürel krizler. 3 kategoride kabaca. Şimdi siyasi alanı kim analizini yapar? Bunu ilahiyatçı yapamaz. Siyasi dünyadaki hem ulusal, bölgesel, küresel ölçekli gelişmeler, uluslararası ilişkiler, uzmanları siyaset bilim uzmanları. Bunun uzman adı ustaları bunlar. Ekonomiyi ilaççılar yapamaz. Bankacılık, faiz vesaire ilaççının halledeceği şeyler değil. Bunu ekonomi üstadları yapacak. Kültürel alanda da uzmanları var. Dolayısıyla İslam dünyasında eksik olan vakanın analizi. Yani neyle karşı karşıyayız?
Şu anda bu cümleyi kurabilen nadir insan Garudi. Gezegeni ve insanlığı yok oluşa götüren süreçler karşısında İslam. Şimdi gözünü gezegene, gezegenin ve insanın geleceğine dikmiş olan nadir entelektüel. Bir başkası Aliya. Ama bizim ortalama ilahiyat camiası, hele hele geleneksel ulema, hani alaylı dediğimiz ulema, bu konulardan tamamen uzak. İyi kötü bu konulara yaklaşanlar da vaaz-ı nasihat üslubuyla, melimalıyla ve 15 asır öncesinde üretilenleri tekrarlamakla bunu çözeceğini zannediyor. Bunu biz son yüzyılda zaten Afgani Abduh'tan beri deniyoruz ve bunun başarısız olduğu şu anda İslam dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal durumu ile açıkça ortada. Ya aynı hatada ısrar etmenin anlamı yok. O zaman bir paradigma değişikliğine gitmek gerekecek. İkincisi, sünnet sadece Müslüman olanlar için değil, aynı zamanda Müslüman olmayanlara da bir ilham kaynağı olabilecek şekilde sunulmalı. Nitekim bunun örnekleri var. İşte şeyden itibaren, hani eskiden işte Göte'dir efendim, biz şeydir, Davenport'tur, bazı isimler zikredilir ama çağdaş dönemde de hala, yani mesela bir örnek vereyim, Türkiye'de fazla duyulmamıştır ama Doktor Nazmi Luka, Mısır Kıpti Kilisesi'nin çok önemli bir entelektüeli, tabii şu anda rahmetli, mesela kendisi Ortodoks Hristiyan Kıpti olmasına rağmen Kur'an hafızı olan bir insan imiş ve kendisinin Muhammed Ar-Rasul ve Risale diye küçük bir kitabı var, PDF olarak var, mutlaka bakmanızı isterim. Yani Hazreti Peygamber'i bu kadar güzel anlatabilir bir insan. Hatta İslamofobyanın yaygın olduğu bu dönemde acilen bunu çevirmekte yarar var diyorum. Bir Ortodoks Kıpti Hristiyan'ın Hazreti Peygamber'le ilgili yazdığı bir kitap olarak. Bunun dışında da yeri geldiğinde şey yapabilirim. Müslüman olmadığı halde İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e Müslüman sıcaklığıyla yaklaşan pek çok insan var. Bunun işte Emin Maluf'u da buna katabilirsiniz. Efendim George Makdisi'yi katabilirsiniz. Biraz daha geri gidersek George Zeydan'ı katabilirsiniz. Osmanlı döneminde İslam fıkıh neydi? İslam hukuk nazariyatı üzerine bir etüdü yazan Savapaşa'yı katabilirsiniz. Daha pek çok isimler bulabilirsiniz. Bunlar, ben bunları yarı Müslüman, yarı gayrimüslim tipler olarak söylüyorum. Hatta bu konuda Iğdır'da geçenlerde bir sempozyum yapıldı. Oraya bir video olarak gönderdim tebliği. Yazamadım. Belki kendi hesabımda, YouTube hesabımda da olabilir. İslam'ı yorumlamada Müslüman olmayanların İslami katkısı dedim. Bakın, Müslümanca katkısı, Müslüman olmayanların, ve bazı örnekler verdim. Şimdi de odada bir kitap da okuyorum. Bir Fransızın İslam Hümanizmi kitabını okuyorum. Yani kitabın kapağını kapatsanız onu Müslüman zannedersiniz. Şimdi böyle gelişmeler de var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i artık bugün, Garudi şöyle bir iddiada da bulunuyor. Bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizler karşısında İslam'dan başka bir kurtuluş adacılığı yoktur diyor. Bu büyük ölçüde doğru. Çünkü bu problemin kaynağı aynı zamanda gelişmiş dediğimiz Batı. Ama Batı'da da aynı Müslümanlar gibi, hatta Hazreti Peygamber gibi bu gelişmelerden rahatsız olan çok geniş kesimler, hatta bunlar çoğunlukta, entelektüel düzlemde de var. Şimdi burada önemli olan, biz Hazreti Peygamber'in insanlığın karşı karşıya olduğu bu krizler karşısında Batı'da olanlardan farklı ne gibi orijinal katkıları olabilir, bunu ortaya koymakla mükellefiz. Bence bunun birincisi ahlaki boyut, ikincisi tutarlılık. Yani inerç düşünce ve eylemleriyle bu kadar tutarlı olan tarihte çok az insan vardır. Zaten Hazreti Peygamber'e olan takdirlerini Batı'da arz edenler büyük ölçüde bu noktadan. İslam dünyasının da şu anda problemi inandığını söylediği değerleri ayaklar altına almak olduğu için, aslında önce Müslümanların Hazreti Peygamber'e modeline uyup uymamak konusunda karar vermesi lazım. Kimse zorla bizi Müslüman yapmıyor. Kimse zorla bizi Hazreti Peygamber'in yolundan yürü diye itteleyip kakalamıyor. Ama eğer Hazreti Peygamber yolundan gideceksek, buna baş koyacaksa, bunun bir bedeli olduğunu bilerek ve samimiyetle bu modeli izlememiz gerekir. Dolayısıyla Müslümanların şu andaki bilgisi temelinde epistemolojik veyahut da bilgi meselesi değil. Daha ziyade bilgi imanı ile eylem arta açı farkı giderek açılıyor. Sözde camiye gidince sadece sana kulluk ederiz diyor Cenab-ı Hakk'a. Dışarı çıkınca tapmadığı şey kul kalmıyor. Dolayısıyla bu tutarsızlık. Hazreti Peygamber bu anlamda örnek olabilir.
Tabii başka örnekler de kuşkusuz var önümüzde, işte Mandela gibi, Gandhi gibi, Aliye gibi veya başka böyle vicdanını yitirmemiş entelektüeller, eylem adamları. Ama Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayanlara da ilham kaynağı olması şu bakımı önemli: artık biz, bütün dünya Müslüman olsun, ondan sonra biz İslam'ı göre yeryüzünün meselelerini çözelim diye böyle naif bir anlayış anlamsız zaten. Kaldı ki ya, Müslüman olanlar Müslüman oldu da ne oldu? İşte 1,5 milyar İslam dünyası, Gazze'de on binlerce insan masum katledildi, sadece seyirci. Dolayısıyla başkalarının Müslüman olmasına çalışmak da bence çok... Ya önce kendimiz Müslüman olalım. Müslüman nasıl olur gösterelim. Zaten bizdeki güzelliği görenler zaten bunu takdir edecektir. Ama adam bakıyor, İslam bir yanda, İslam dünyası ayrı bir yanda. İkbal'in dediği gibi, İslam'a yapabileceğimiz en büyük iyilik bizim İslam'ı temsil etmediğimizi ilan etmektir. Yani dolayısıyla bu noktada İslam'ı Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayanların da istifadesine sunarak belki onlar bizden daha iyi takdir edebilir. Daha o bu modeli, peygamber modelini ilham kaynağı olarak bizden çok daha başarıyla modellere dönüştürebilir. Sünnet eylemsel bir modeldir. Peygamber de rol modeldir ya da bir arketip ve prototip olarak okumamız gerekir. Yani sünnet nebevi modelin ilk uygulayıcısı olarak bunu, ama bu arketipi biz 21. yüzyıl şartlarında yeniden geliştirerek güncellememiz, yeni versiyonlarını oluşturmak lazım. Bunu da Hazreti Peygamber dönemini olduğu gibi şekilci, taklitçi, lafızcı biçimde yaklaşarak yapmamızın mümkün olmadığını zaten hem sünneti çağa taşımakta hem de Müslüman kalarak yenilenmekte anlatmaya çalıştım. Nebevi modeli tarih Nebevi model üzerine tarih boyunca birikmiş olan tortuların da temizlenmesi lazım. Çünkü gerçekten de sünnet adına, peygamber modeli adına pek çok bizatihi bu modele aykırı olan pek çok bilgi ve uygulama şu anda İslam dünyasında egemen. Hatta bu peygamber dönemine ait olma ihtimali olmayan ve olma ihtimali çok zayıf olan bilgilerin temel belirleyici olduğunu bile söylemek mümkün. Bitiyor hocam. Nebevi modeli bir sevap kazanma, cennete nail olma aracı, yani Nurettin Topçu'nun tabiriyle din matematiği aracı olmaktan kurtarıp yeryüzünün varoluşsal meselelerin çözümü için bir ilham kaynağı olarak okumak. Yine Nebevi modelin en üst nihai hedeflerini, yani bu model, bunlar da Şatibi gibileri de bunları tüme varım yoluyla süzerek çıkarmışlardır Kur'an'dan ve sünnetten. Bunlar da yaşam hakkı, mülkiyet hakkı, akıl ruh sağlığı, inanç hürriyeti, nesillerin güvenliği, yine Garodin'in tabirle yani tabiatın korunması, tabii kaynakların talanın engellenmesi, yani gezegeni ve insanlığı yok oluşa götüren süreçlere karşı harekete geçmek, yani sivil planda bu hedeflere yönelik modeller geliştirmek ve modellemeler yapmak. Bunda tabii parçacılık, lafızcılık ve şekilcilikten kesinlikle sakınmak gerekir. Ayrıca tarihsellik, yerellik ve bağlamsallık ilkelerine dikkat etmek lazım. Bu ilkeleri çıkarırken Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu bir düşünce, inanç ve eylem o dönemin şartlarına göre formüle edilmiş olabilir. Biz o yani bir form tarihsel olabilir, ama o forma ilham veren temel ilke bütün çağlar boyunca insanlığa yol gösterecek bir ilke olabilir. Yani bunları soru cevap kısmında da şey yapayım, ben oralarda açayım isterseniz. Dolayısıyla sürekli ilkelere ve Hazreti Peygamber'in davranışlarına yön veren değerlere bakışlarımızı odaklamamız gerekir. Ve nihayet de Nebevi modelin ilke ve değerlerini evrensel bilgi ve birikim, klasik ulemanın hikmet dediği, yani Müslüman olmayanlar tarafından ortaya konan evrensel kültür ve birikim deki benzerleriyle eşleştirip ilişkilendirmek suretiyle, harmanlamak suretiyle onu küresel plana taşımak. Bunun için de şimdi malzeme topluyorum ben. Hazreti Peygamber'in veya Kur'an'ın söyledikleriyle birebir neredeyse örtüşen ama Müslüman olmayanlar tarafından çağdaş dönemde veya klasik dönemde ortaya konan çoğu da aforizma tarzı şeyleri topluyorum ve inanılmaz bir paralellik var. Buradan da İslam'ın şeyi de söylemeyi unuttum son olarak. Bu tabii söylediklerimi yaparken
Aynı zamanda kendim de bu çalışmanın ışığında nasıl bir Müslümanlık tasavvuruna sahip olduğumu göstermek için, daha doğrusu daha da öncelikli bir baba olduğum için çocuklarıma nasıl bir Müslümanlık miras bırakmam gerektiği sorumluluğundan hareketle hiç haddim olmayarak, yetkimi de aşarak çaresizlikten bir ilmihal de yazdım, biliyorsunuz her zaman ilmihali diye. Orada da bu anlattıklarımı büyük ölçüde Kur'an merkezli olarak ve her an şu veya bu mezhep değil ama bu anlattıklarım çoğu ilmihal olarak da var. Çünkü bunları biz ilmihal olarak artık öğrenmemiz lazım, hayata geçirmemiz, hayatın bir parçası olarak. Çok daha detaylı bilgiler var. Hatta sonunda da tabii Hazreti Peygamber'in bazı ondan gelen rivayetler hakkında da bir şeyler merak eder okuyucu diye sonuna da 200 civarında hadis rivayeti ekledim. Nebevi'nin Riyad-ı Salihinden, çünkü kendim müstakil araştırma yapma zaman yok. Çocuklar büyüyor ondan sonra. Hatta çocuklar yetişme çağındayken bunu ben yazayım diye düşünürken çeyizlerine zor yetişti çocukların. Ama yine de Nebevi'nin Riyad-ı Salihinden yine seçerek genel geçer, evrensel prensipler içeren rivayetlerden de bir seçme yaptım. Bu suretle de 21. yüzyılda Hazreti Peygamber'in modelinin temel belirleyicisinin Kur'an olduğunu zihnimde tutarak nasıl bir Müslümanlık inşa edebiliriz, onu da aynı zaman ilmende yapmaya çalıştım. Dolayısıyla böyle bazen sünneti çağa taşımak adına, bazen işte aynı zaman ilmihal bilgisi adına, ama sonuçta İslam'ın 21. yüzyılda mevcut şartlarda ne anlama geldiğini zihinde tutarak çalışmaları sürdürmeye çalıştım. Burada kısaca şunu da işaret edeyim. Bu gezegeni ve yok oluşa götüren süreçler lafı bir mübalağa olabilir. Ancak şunu unutmamak lazım. Şu anda çeşitli tahminlere göre 20 bin civarında nükleer başlıklı füze var yeryüzünde. Bu her bir füze Nagasaki ve Hiroşima'da atılanlardan kat kat fazla ve şu anda bütün yeryüzünü yaşanmaz hale getirebilecek bir nükleer deponun üzerinde oturuyoruz. Hiç farkında değiliz. Bunun yanında küresel ısınma, tabii konvansiyonel silahlar, silahlanma, işgaller, katliamlar, işte Gazze'de yeni yaşıyoruz. Nagasaki, Hiroşima, Ruanda'da 1,5 milyon insan. Yani sürekli katliamlarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yeryüzünde insan onuruna yaraşır bir hayat olduğunu ve çağımızın gerçekten işte 4,5 milyarlık yer gezegenin ömrü içerisinde veyahut da işte 100 bin yıllık insanlık tarihinin en ideal dönemi olduğunu söylemek mümkün değil. Tam tersi belki mümkün. Eskiden de cinayetler, katliamlar vardı ama bu kadar kitlesel, bu kadar masum insanları da öldürecek tarzda vahşileşmiş bir uygulama görülmüş değil. Dolayısıyla bunu hafife almamak lazım. O yüzden Hazreti Peygamber'in sünnetine uymak isteyen insanların gözüne dikeceği en önemli konuların birisi bu. Yani fiziki anlamda yeryüzü neyle karşı karşıya, bunun üzerine odaklanıp bunun için harekete geçmek, gerekirse bu konudaki sivil toplum örgütleri, dernekler, efendim sosyal medya vesaire, bunlara katkıda bulunmak. Öte yandan sosyal malzeme açısından, yani beşeri malzeme bakımından da insanlar, başta İslam dünyası, taassup, bağnazlık, efendim mezhepçi, aklına gelebilecek ne varsa, efendim İslam dünyası birbirini neredeyse boğazlamaya hazır vaziyette. Bu meselenin de çözülmesi gerekir. Hatta artık o kadar durum vahimleşti ki İsmet Hocam, şu anda mesela ülkemiz dünyanın en sinirli ikinci ülkesi durumunda. Yani insan her an böyle birbirine kavuşacak durumda. Bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Hem ülkemizde hem İslam dünyasında toplumsal uzlaşma, toplumsal kaynaşma konusunda ciddi problemler var. Dolayısıyla hem gezegenin hem insanlığın geleceği açısından Müslümanlar kendi iç meselelerinden başlayarak, ama bölgesel ve küresel ölçekli krizleri asla unutmaksızın yeniden sıfırdan bir Müslümanlık inşa etmek durumundalar. Bu Müslümanlığın da, şu cümleyle bitiriyorum, bugün 15 asır boyunca bize gelen Müslümanlık tasavvurundan farklı bir tasavvur üzerine bina edilmesi gerekiyor. Sebebi de baş döndürücü yaşadığımız gelişmeler, işte teknoloji, bilgi teknolojileri, en son yapay akıl vesaire falan. Bundan sonra da bu değişimin hızı daha da artacak. Geometrik katlanmayla katlanacak. Bu durumda bugüne kadar
atalarımızdan tevarüş ettiğimiz Müslümanlıkla yola devam etmemiz mümkün değil. Burada yeni dönemde basit, pratik, yaşanabilir, sürdürülebilir bir Müslümanlık inşa edilmesi gerekir. Bunun için de ben Suruş'un minimalistin, maksimalistin kavramını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maksimalist din anlayışı bugün 15 asır boyunca uygulanan, bundan sonraki dönemde minimalist din kavramı üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bu bağlamda Sherman Jackson, yoksa Jackson Sherman mıydı? İslamik Sekülerizm kitabı da bu bağlamda, onu şu anda okumaya çalışıyorum ama önümüzdeki günlerde yeni nesillerin buna klasik usulü fıkıhta da buna ibahi asliye prensibi diyoruz. Özetle kural şu: bir şeyin İslam'a aykırılığı açık, nesin ve kesin olarak ortaya çıkmadıkça o konuda hayat tabi akışı içerisinde devam eder. Şia'da buna mıntıkatül ferah teorisi diyorlar, boşluk teorisi. Biraz Thomas Bauer'in müphemlik kültüründe bahsettiği İslam'ın içindeki sekülerlik. Aslında sekülerliğe çok ideolojik yaklaşıyor İslam dünyası ama sekülerlik dediği dinin doğrudan müdahale etmediği profan alan aslında. Yani bu alan ne kadar genişlenirse, bugüne kadar ne kadar biz bu alanı daraltırsak o kadar dindar oluruz diye düşündük ama bu model devam ettiği sürece yeni nesillerin dinden, imandan, camiden soğuduğunu, uzaklaştığını da görüyoruz. Bu durumda karar vereceğiz. Ya yeni nesilleri minimalist de olsa bir din anlayışı içinde, Müslüman kimliği içinde tutmak veya hayır, ben atalardan aldığımdan vazgeçmem deyip onların dinden tamamen çıkmaları pahasına bu geçmişe bağlılıkta ısrar etmek. Benim tercihim tabii ki minimalistin yorumundan yana ve bu yönde de önümüzdeki dönemde sizler de inşallah bu konuda kamuoyunu aydınlatırsınız. Bir takım çalışmalar yapma planlarım var ama toplumu bu yöne yönlendirmek lazım. Tekrar söylüyorum, bu dinde bir şeyin olumsuzlandığı kesin olarak ortaya çıkmadıkça geniş bir hareket alanı seçen ve yeni nesillere ya iyi ki ben Müslümanmışım diye mutlu olacağı yeni bir Müslümanlık tasavvuru sunmak gerekiyor. Bunun da tabiatıyla gezegen ölçeğindeki gelişmelerin de frenlenmesi ile bağlantılı olduğunu unutmayalım. Çünkü bu gezegeni ve insanlığı yok oluşa götüren süreçleri durdurmak için İslam dünyası, 1,5 milyar İslam dünyası katkıda bulunmazsa, bu takdirde 6. yok oluş dediği pek çok bilim adamının fiziki ve sosyal olarak bir yok oluşla karşı karşıya kaldığımız zaman bunun en büyük sorumlusu, en büyük vebali Müslümanlar üzerindedir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inni ca'ilun fil ardı halife derken, ben sizi halife yaptım derken, yerinizde İslami değerlere sırtınızı çevirin, yeryüzünde olan bitene sırtınızı çevirin, tarihin akışında tarihin öznesi değil, nesnesi olun diye değil, tam tersine tarihin akışına yön verin, yeryüzünde olan biten her şeyin hesabını ben sizden soracağım anlamında sorumluluk yükleyen bir ayettir. O anlamda ben yeryüzünde en küçük bir yaprak dahi düşse bunun sorumluluğunun herkesin konumuna göre İslam dünyasındakilere öncelikle düştüğü kanaatindeyim. İşte bu endişelerle, bu efendim duygularla sünneti çağa taşımanın Müslümanların çok acil ve asli bir görevi olduğunu ve bunun için de bütün İslam entelektüellerinin el birliğiyle kolları sıvaması gerektiğini düşünerek kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah meramımı anlatabilmişimdir. Sorular kısmında kapalı kalan kısımları varsa memnuniyetle onları da cevaplarım. Sabırla dinlediğiniz için zamanımızı bayağı zorladık yine. Sanıyorum bir saati buldu. Hem tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum sabırlarınız için. Biz teşekkür ederiz. Oldukça gerçekten akıcı bir sunum oldu. Ben kendimce böyle pek çok nokta tuttum aslında ama hem akılda kalması açısından önemli noktalara temas ettiniz. Özellikle hocamın hem sunumundan hem de sorularından tekrarla üzerinde durduğu noktaların başında bir anlamda evrensel İslam algısı söz konusu. Bunun da tevhidi düşünceyle İslam'ı diğer unsurlardan, diğer dinlerden, önceki dinlerden ayıran değil, aslında onun zincirin bir halkası gibi tamamlayıcı bir unsur olduğu üzerine bir evrensel bir ahlak ve ama İslam'a dayanan, Hazreti Peygamber'in
izinde bir İslam ahlakıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Gerçekten hem ders niteliğinde hem de bilimsel anlamda bir metodoloji çizelgesi, bir metodoloji denemesi, en azından çalışma yapacaklar için bir zihin egzersizi açısından çok faydalı oldu. Profesör Doktor Mehmet Hayri Kırbaşoğlu'na canı gönülden ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. DTA Akademi adına ve sizler değerli izleyiciler adına. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizi de biliyorduk. Soru soranlara özel olarak teşekkür ediyorum. İlim adamı olarak 7/24 her zaman fikir dostlarının emrindeyiz. Ne zaman arzu edilirse sizlerle beraber olmak benim için zevkli bir görev. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şunu da en azından kendi adıma sizin bu çabanız ve üretme ve anlama, yeniden öğrenme en azından. Çünkü sürekli okuyorsunuz ve yeniden öğrendiğinizi ifade ediyorsunuz. Bunun da bizim için bir ilham kaynağı olduğunu en azından belki izleyicilerimizden de. Hocam bu noktasında hissediyorum kendimi. 40 senelik bir kariyer var. Şu anda sanki İslam araştırmaları ve İslam düşüncesinde sanki sıfır noktası. İnanılmaz bir yayın var. Hem klasikler hem araştırmalar. Diyorum keşke acaba biraz daha sonra mı dünyaya gelseydik, ama yeni nesiller çok daha şanslı olacağından hiç kuşkum yok. Yine de Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun bizleri bu günleri görmeyi nasip ettiği için. Eyvallah hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli DTA Akademi'nin değerli izleyiciler, her hafta bizi yalnız bırakmayan kıymetli dostlar var. Yeni bir seminerde yeni bir hocamızla, alandan uzman bir hocamızla tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hocamıza tekrar canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun Esra Efendi. Size de sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar değerli hocam.